Senin sınavın başkalarının sınavı olur, bin olur. Sen başkalarının sınavı olursun. Bu meşguliyet bize asıl sınavı unutturuvermesin. Yer eser geçer gibi bir bakmışsın, yolu şaşırmışız. Sınavda olduğumuzu unutuvermişiz. Şimdi tut ki seni girmişler, Ulu Karatay Medresesi'nde talebeleri sınav edersin. Aralarından bazıları sınavda olduğunu unuturlar. Şimdi o hoca görmez mi? Anlamaz mı davranışlarında? O vakit aldanmamak icap eder. Sen bir sınava girerin sanırsın ama bakarsın ki sınav iç içedir. Adalet ile sınanırsın. Makam ile sınanırsın. Kadın ile sınanırsın. Para ile sınanırsın. Ve dahi en mühimi de aşk ile sınanırsın diye musun? Ya sınavı kazanır yola devam edersin, ya sınavla beraber aklını da kaybeder, bir mecnun olursun. Madem ki aşk varlıktan yokluğa yol almak, o vakit Leyla'dan geçmeden Mevla'ya varılır mı diyorsun? Vardın diye çıksın ortaya desin, bile. Biz beyana inanırız. Gel hele Yunus'um. Gel. Yanaş hele. Sana bir sır verelim. Aşk bir nesnedir. Unutma Yunus'um. Belli bunu. Hem de en kıymetli bir nesne, değmelere verilmeyecek kadar kıymetli bir nesne. Ne bakır, ne gümüş, ne altın, ne zümrüt yakutlar. Aşktan kıymetli bir nesne yok. Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz. Ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz. Ölür. Madem ki en kıymetli nesne aşk, en çetin sınavda onun ile olsa gerek.